İzleyicilerimiz, yolların ustası, böğürtlenin hastası, meşhurdur onun yaş gününde kestiği pastası diyoruz. Bizim için hem abimiz hem de Türkiye'de böğürtleni en iyi yiyen Taceddin abiyi şimdi huzurlarınıza çağırıyorum. Buyur Taceddin abi. Evet değerli dostlarımız, Taceddin abi bizim ulaşımdaki çok değerli büyüğümüz, abimiz. Yaklaşık 1300 kilometre yolu Kastamonu, Çorum ve Sinop hattında beraber kat ettik. Ne yaptık? Yolları fethettik diyoruz. Taceddin abi, böğürtleni çok seviyorsun. Evet, seviyorum. Gençliğini böğürtlene borçlusun. Borçluyum. Evet. Böğürtlen nasıl bir meyvedir, bitkidir? Senden alalım abi. Vallahi bir kere çok güzel rahatlatıyor. Sinir stresi olduğu gibi alıyor. Ondan sonra onu yemedim mi ben rahat edemiyorum. Rahat rahat da uyuyamıyorum. Şimdi bu akşam böğürtleni yiyeceksin. Mışıl mışıl da uyuyacağım. Mışıl mışıl mı, horul horul mu? Artık orasını karıştırma. Orasını karıştırmıyorum. Şimdi ne kadar böğürtlen yersin Taceddin abi? Yani bir avuç kadar yerim. Bir avuç yersin. Hmm. O zaman yiyeceğim bir avuç böğürtleni, önce bir topla. Yeter Taceddin abi. Başka Müslüman evladı, insan evladıysın. Şöyle al şunu Taceddin abi. Yeter, yeter. Evet değerli dostlarımız, böğürtlen tansiyona, şekere, kanın sulanmasına, damarların açılmasına, kolesterolün alçalmasına, şekeriniz yüksekse alçalmasına, çok düşükse yükselmesine, gözün net görmesine, saçın yeniden çıkmasına, ağızdaki dişlerin, kök hücrelerinin genişlemesine. Doğru mu abi? Doğru. İnsana güç katan bir yiyecek. Gördüğünüz gibi tane tane Mevlam neler yaratmış. Kavakçayı köyünde bu böğürtleni buraya dikenden Allah razı olsun diyoruz. Yolunuzu kargı kavakçayına düşürürseniz caminin avlusundaki ümmeti Muhammed'in diktiği bu güzel meyvelerden yararlanın diyoruz. Aç ağzını abi. Ebe sen de bize yedir be abi. O da sana abi. Yok, sana. O da sana. Sana küçük. Ya sana ya bana. Sana. Ya sana ya bana. Sana. Sana. Sana uzatma diyorum sana. Göm gitsin, yolumuza devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, müsaade iste, helallik iste, sakın ha kimsenin bahçesine dalma. Ekranlara geliyor güzel köyümüzde dalından alma. Yiyoruz. Abi kirini toplamışlar. Şuraya bak, çuval çuval. Abi nereden topladınız? Kimin malını topladınız? Niçin topladınız? Neden topladınız? Kimden müsaade alıp da topladın abla? Ben orada 50 gram 100 gramı toplayamıyorum. Allah'ını seversen çuval çuval yahu. Bu reva mı? Topladık neyden? Ya böyle bir şey olur mu? Onun bunun tarlasından topladık. Dağ taşı toplamışsın. Dağ taşı. Vallahi hakkımı alırım, billahi alırım. Allah Allah, şuraya bak ya. Allah Allah. Ben de orada var ya 3 tane 5 tane 3 tane 5 tane. Bir kilodan ne kadar kiren reçeli çıkar? Bir kilodan ne kadar komposto? Abi şuraya bak, şu bolluğa, şu berekete bak. Çorum, Çorum, Çorum. Türkiye'nin en verimli toprakları abi. Bütün koruyorduk bir şeyde. Nerede koruyordun? Televizyonda. Televizyonda koruyordun, geldim. Geldin mi? Hakkımı almaya geldim. İsim ne? Etmişin. İsmin ne? Emine Dalgıran. Emine Dalgıran. Şu Emine ismini duyunca, Mahmut ismini duyunca hem çok seviniyorum hem çok duygusallaşıyorum. Emine ne yaş kaç? Hoş geldiniz. Yaş kaç? Yaş mı? 70. Daha bugün annemle telefonla konuştum. Hı. Babamın da hafif bir kalp rahatsızlığı vardı. Ulaşamamıştım. Hı. Tabii bu programı yaparken aileden uzak kalıyoruz. Anadan babadan da. Dedim ki yahu Emine ismi o kadar Türkiye'de yaygın ki. Böyle annelere Emine deyince ismim, Mahmut deyince, özellikle de Emine anne deyince hani tüylerim diken diken oluyor. Anamın niyetine böyle röportaj yapmış gibi oluyorum. Buradan anneme de selamlar olsun. Annemin, babamın ellerinden öpüyorum. Allah bütün annelere, babalara uzun ömürler versin. Emine anne, ne kadar topladınız? Ne? Sen hepsini topladın mı bunu? Bunu baksana, ırktık çadırlara. Kimle topladın? Hı-hı. Kimle, bu oğlanla topladık. Bu da doğurum, doğurum. Öyle mi? Dünürün.
Doğru. Memnun musun? Ya şu da oğlum. Dünur'dan memnun musun? Memnunum, memnunum. Çok memnunsun. Aynı tabii. Köyün kızı mısınız? Tabii, yok. Senin isim ne? Başka köyden, başka köyden. Senin isim ne anne? Fatma Güler. Zaten ya Emine, ya Fatma, ya Anşa, ya Hatice, ya Hanife. Hep Güler misin? Ha. Şimdi iyi mi? Bunun zamanı gelmiş mi? Tabii gelmiş. Baksana. Ne yapacağız bunu? Bu kadar şey ne yapacaksınız? Osmancık'ta satacak. Peki ne olacak bu? Ne yaparsan? Dolaplara koyarlar. Dolaplara koyacaklar. Ne yaparlarsa diyorsun. Ha. Eyvallah. Kışın içerler kışın. Kışın içerler. Ekşisini yaparlar. Ekşisini. Kompostosu mu fazla yapılıyor, ekşisi mi? Ekşi de yapıyorlar, kompostu da yapıyorlar. Eyvallah. Emine Hanım'ın eşi misin? Evet. İsim ne? Şaban Dalkıran. Şaban abi sen ne yapıyorsun? Sana ne görev verdiler? Ben bunları temizliyorum. Kaç yıllık evlisin? Onu bilmiyorum, ben unuttum. Ben ben adını bile bilmiyorum. Şaban abi yalnız şu takkeyi bir çıkar. Vay. Dur ne diyor? Duramam bu ne ya? Dur daran. Saçları tarıyor mu hala? Saçları darıyor. Vallahi de. Darağı da koyamadın yerine ha. Dur ben o güzel saçlarını bir tarayayım senin. Şöyle kal. Dur hele duramam. Acıtırsın bırak. Hayır bak acıtmam, gel. Oğlum bile daramamıştır, gel şöyle bak gel. Niye acıtayım ya? Şu güzelliğe dur bak ben, ya. Tüy dökesim şuralara. Vay. Peki kadınlar mı iyi ayıklıyor kızılcığı, sen mi? Kızılcığı ben karışmıyor ne tabii. Ne yapıyorsun sen şu an? Burada temizlik yapıyorsun. Temizlik işte ayıklıyorsun, onu söylüyorum ben. Eğitiyorsun iyi ben. Evet ya. Değerli dostlarımız gerçekten. Çok kıymetli, çok organik, çok doğal. Kimine göre kızılcık, kimine göre? Kiren. Kimine göre tren? Evet, bunu yiyeceksiniz. Asla olmayacaksınız, verem diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.